Merhaba arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir meseleye bakacağız. Meselemiz şu: para basıp bütün borçlarımızı ödemek mümkün mü? Aslında mümkün ama bunu yaparsak ne olur? Bir sürü para basıp neden borç ve harçtan kurtulmuyoruz? Şimdi normal koşullarda merkez bankaları piyasanın durumuna, enflasyonun gidişatına, ülkeye gelecek gidecek paraya göre ne kadar para basılacağını dengeli bir şekilde belirler. Burada dikkat etmemiz gereken ibare ne biliyor musunuz? Normal koşullar ibaresi. Peki ya koşullar normal olmazsa? Yani oyun zorlaşırsa ne olur? İşte o zaman bu normal koşullarda yapılacak olan her şey tersine döner. Ekonomide hızlı bir bozulma, işsizliğin önlenemez bir şekilde yükselmesi falan filan derken artık mevcut duruma müdahale etmeniz şart hale gelirse, işte o zaman para basarak piyasaya destek olabiliyorsunuz. Olabilirsiniz yani, bu bir yöntem. Peki diyelim ki biz böyle bir girdabın içine girdik ve limitsiz para basmaya başladık, ne olur? Bildiğiniz gibi ülkemizde para basma yetkisi bir kez Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bulunur. Yani o kağıt parçasının resmi, yani bir para değeri taşımasını Merkez Bankası'nın mühürü belirler. Bu paranın değerini ise piyasada ne kadar bulunduğu belirler. Şimdi sizden bir oyunu düşünmenizi rica ediyorum. Bu oyunun içerisinde bir eşya var ve çok güçlü bir yaratıktan düşüyor ve bu eşya çok zor bulunuyor. Siz tek gittiniz ve arkadaşlarınızla buluştunuz, gittiniz o bölüm sonu canavarını kestiniz ve o eşya size düştü. Şimdi bu eşya oyun içinde çok az olduğu için oyunun içindeki para birimiyle bile pahalıdır. Neden? Çünkü azdır. Eğer bu eşya çok olsaydı ucuz olurdu. Aynı şey para içinde geçerli, çünkü para temelde bir takas enstrümanıydı. Piyasada ne kadar az bulunursa değeri de o kadar yüksek olacağı için piyasadaki para miktarınızı belirlemeniz gerekir. Ben bu meseleyle ilgili bir video izlemiştim YouTube'da. Orada çok güzel bir örnek veriliyordu arkadaşlar. Aynı örneği aktaracağım sizlere. Horozları yatırımcı olarak düşünün, tavukları da üretici olarak düşünün. Şimdi siz yatırımcıya iyi bakar, tavukları da iyi beslerseniz normalde 100 yumurta üretiyorsunuz, 200 yumurta üretirsiniz. 200 yumurta ürettiğinizde 1 yumurta 1 TL ise doğal olarak fiyatı 50 kuruşa düşer. Tam tersi durumda horozlara, yani yatırımcılara, üreticilere, yani tavuklara da iyi bakmazsanız üretim arzınız düşer. 100 üretirken 50 üretirsiniz. Arkadaşlar burayı tam anlatamamışım. Bence videonun orijinalini izleyelim, buyurun. Türkiye düşünün, 100 tane yumurta üretiyor. Bu 100 yumurtaya karşı 100 lira basıyor. Demir veya kağıt. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 100 yumurtayı üretimini daha fazla arttırmak için ne yapman lazım? Tavuklara, yani üreticilere ve de horozlara, yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların bakımını iyi yaparsan, horozların, yani yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutarsan, yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuruş. Yok, tavuklara bakmazsan, horozların, yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan, yumurta üretimi 100'den 50'ye düşerse ne olur? 2 lira olur bir yumurtanın fiyatı. Bu durumu bir de şöyle açıklayayım. Arkadaşlar piyasada bulunan toplam para miktarı piyasadaki mal miktarının ederinden daha fazlaysa, normalde 2 liraya bir ekmek alabiliyorken artık ekmeği 4 liraya almaya başlarız. Çünkü piyasada para çok, mal az olur. Az olan şeyin de değeri yükselir. Bu mottoyu unutmayalım. Basitçe enflasyon dediğimiz şey de budur. Bu durumun tam tersine de deflasyon deniyor. Bu sefer de para çok değerli oluyor, mal az oluyor. Bu durumda da insanlar para harcamıyorlar, paraları bankaya koyuyorlar. Peki enflasyon durumunda ne yapıyorlar? Enflasyon durumunda değerli arkadaşlar, refleks olarak acilen almak istediğiniz bir şey varsa almaya yöneliyorsunuz. Çünkü cebinizde tuttuğunuz para gün geçtikçe değer kaybediyor. Sürekli parayı harcıyorsunuz. Bu para harca durumu talepte inanılmaz bir yükseliş yaratıyor ve arz bunu karşılayamayacak duruma geliyor. Ne oluyor? Ham maddenin fiyatı yükseliyor. Normalde 1 birime aldığımız şeyler 5 birime, 6 birime mal olmaya başlıyor. Çünkü talep çok fazla. Öbür türlü yetişemeyecekler. Yetişemeyince ne olacak? Kıtlık olacak. Yani hani örnek verdim ya, ekmek 2 liradan 4 lira olur diye. Yerinde de durmaz bu arada. 4, 6, 8, 10, 12 diye devam eder. Bu durumda sizi sürekli olarak para harcama yönünde güdülendirir. Çünkü cebinizdeki paranın bir değeri olmaz. Özetle geçen hafta cebinizde duran 100 lira bu hafta artık 100 lira olmaktan çıkar. 20 lira olur. 30 olur. Peki çok para bastık, paramızın değerini inanılmaz derecede düşürdük falan filan da ben şeyi merak ettim. Tarihte bunu hiç deneyen olmamış mı? Olmuş. Almanya denemiş. Onlar böyle dünya savaşı muhabbetinden çıktıktan sonra savaştan kalan borçları ödemek için durmadan para basmışlar. Ve paraları inanılmaz değersizleşmiş. O kadar değersizleşmiş ki millet ısınmak için para yakmaya başlamış. Çünkü odun ve kömür paradan daha pahalıymış. Yani paranın değerinden. Düşünün, çocuklara oyuncak almak yerine bir deste para veriyorlarmış. Siz en iyisi bununla oynayın diye. Çünkü oyuncak paradan daha pahalıymış. Peki para basıp borçlardan kurtulmak hep enflasyona mı neden olur? Sonuçları hep kötü müdür? Burada çok önemli örneklerimiz
örneklerimiz var. Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri ki pandemi döneminde de bunu gördük. Kendi dış borçlarını veya iş borçlarını kapatmak için bolca para basıp bu ödemeleri gerçekleştirmişler. Ve enflasyonları da yükselmemiştir. Yani yükselmiştir de böyle bizimki gibi %50 %30'lara fırlamamıştır. Yani sonuç olarak para basıp ekonomik buhrandan kurtulma diye bir örnek tarihte vardır. Ama bunun verili pozisyonları var. Bu adamlar veya kadınların güvendikleri yegane şey üretimleri. Yani şöyle düşünün, pandemi döneminde veya sıkıştığı dönemde bolca para basmış. Daha sonra Amerikan Merkez Bankası olan Fed demiş ki ben faiz yükseltiyorum, o dışarıya çıkan dolarları getirin bakayım bana demiş. Bastığı fazla doları önce dışarıya göndermiş, sonra faiz yükseltiyorum deyip içeriye tekrar geri almış. Böylece adamlar ve kadınlar arkadaşlar daha fazla para basıp enflasyon yükseltmek bir yana dursun, kendi paralarının değerlerini arttırmışlardır. Bu güçleri de üretimden gelir. Yani mesele para basmakta değil, değer üretmekte. Esas soru, biz bugün çok para basarsak yarın batar mıyız değil, bu parayı basıp mevcut durumu kurtardıktan sonra bu parayı nasıl sterilize ederiz sorusu. Yani ekonomik durumlar ufak ufak toparlanmaya başladığında bu para bolluğunu nasıl ortadan kaldıracağız sorunu bizim için sorun olan. Eğer bu noktada bir çözüm bulamazsak normalde 70-80 yıl öncesine gelen Almanya örneği yaşamsal anlamda bize çok uzak değil. Yani olmaz yani, bu böyle olmaz. Olmamış yani. Sonuç olarak söyleyeceğim şey şu, paranın değerini ne miktarı, ne çok basılması, ne az basılması falan filan değil. O paranın ait olduğu ülkenin üretim gücü belirliyor arkadaşlar. Çok para basarsak enflasyon olur söylemi bana soracak olursanız günümüzde artık doğru planlama ve gerçekçi bir geri çekilme planı da yapılırsa akabinde çok da mantıksız bir plan değil. Örnekleri var. Yani bu söylem biraz eskimeye başladı artık. Mesele üretimde çünkü paranın çokluğunda azlığında değil. Ayrıca yine dünyadaki örneklere bakacak olursak kriz durumlarında yani paranın çok ciddi değer kaybettiği, işsizliğin inanılmaz yükseldiği durumlarda para basmak kısa vadede enflasyon olur. Oluşturmuyor. Dediğim gibi sonrasına bakmak lazım. Peki sonrası dediğimiz şey ne? Üretim. Görüşürüz arkadaşlar.